evrime gözlenebilir bir kanıt sunabilir misiniz? Bir düşünün, bu soru size birden sorulsa nasıl bir cevap verirdiniz? Could you give me some observable evidence that evolution is true? Something I don't have to receive by faith. Evrimden bir nebze anlıyorsanız aklınıza tipik olarak şu iki örnekten biri gelecektir. Fosil kayıtları veya günümüzde yaşanan ve gözlenen evrim örnekleri. Can trace the evolution through the fossil record. Diyelim ki karasal memelilerden balinaların evrimini fosiller üzerinden anlatmaya kalktınız. Sonuçta çok iyi bilinen bir evrimsel süreç bu. Ama daha 50 milyon yıl kadar önce diye lafa başladığınız anda lafınız kesiliyor. 50 milyon yıl önce mi? O zaman bunu gözleyemem. Ben sizden gözlenebilir bir kanıt istemiştim. I mean, take a look at what happened 65 million years ago. Hang on, I can't. That's 65 million years ago. I believe, yeah, millions of years. So that can't be observed. Pekala, o zaman laboratuvarda veya doğada gözlenen binlerce evrim örneğinden birine bakalım. Mesela Lenski'nin uzun dönem bakteri deneyine ya da Alaska'nın Lauberg gölünde bulunan diken sırtlı balıkların evrimine ya da Darwin'in ispinozlarına. Ama daha bunlardan birini izah etmeye başladığınız anda sözünüz gene kesiliyor. Bu defa itiraz şu. Bu deneyde türler birbirine dönüşmüyor. Bakteri hala bakteri, balık hala balık, ispinoz hala kuş. Demek ki bu da kanıt değil. Could you give me an example of Darwinian evolution, not adaptation or speciation, but a change of kinds? These are changes of kinds. They're still fish. They're distinctly different fish. And since I would say, look at Lenski's experiments with bacteria then. So what do the bacteria become? The bacteria are still bacteria, of course. So that's not Darwinian evolution. Summarize the observable evidence that you give me for Darwinian evolution is bacteria becoming bacteria. No, it is bacteria acquiring new metabolic capabilities. Durun bir saniye. Darwin yok, evrim yalan mı? Bu sözünü ettiğim internette bolca dolaşan bir videodan kısa bir kesit. Ray Comfort isimli bir yeni dünya yaratılışçısının hazırladığı Evrim Tanrı'ya Karşı isimli sahte belgeselin bir kısmı. Yeni dünya yaratılışçısı ne mi demek? İncil'deki ve Tevrat'taki tarihlerden yola çıkarak dünyanın 10 bin yıl civarında bir yaşı olduğunu iddia edenler. Evet, yanlış duymadınız. Tüm bilimsel verilerin aksine bu kişiler dünyanın 4.54 milyar yıl değil de sadece 10 bin yıl yaşı olduğunu söylüyorlar. Aynı kişiler dinozorlara ait kemiklerin insanları kandırmak için şeytan tarafından yerleştirildiğini ileri sürüyor. Sahte belgeselin yapımcısı, Hristiyan evangelisti Comfort'ın meşhur iddialarından biri ise şu. Bir muza bakın, elime ne harika bir şekilde oturuyor. Üzerinde de adeta bir açacak var. Kolayca açabiliyorum. Demek ki muz evrimleşmiş olamaz. Evrim yalan. Daha önceden bu iddia muzun insanın başka yerlerine de kusursuz bir şekilde oturabileceğini söyleyen biyologlar tarafından alaya alınmıştı. Ama şaka bir yana ülkemizdeki birçok insan bu tip videoları izleyip bilimle uzaktan yakından alakası olmayan bu şarlatanın argümanlarına inanıyor. Gerçekten de evrimin gözlenebilir bir kanıtı olmadığına inanıyorlar. Konuyu anlamak için size şunu sorayım. Bana dünyanın döndüğüne dair bir kanıt gösterebilir misiniz? Hadi hemen şimdi. Gösteremiyor musunuz? Güneşe mi işaret edeceksiniz? Ya güneş dünyanın etrafında dönüyorsa ne bileceğim? Peki kıtaların hareketinin gözlenebilir bir kanıtını sunun. Hadi bekliyorum. Jeolojik kayıtlardan, kıtaların birbirine bakan taraflarındaki fosillerin örtüşmesinden, uydulardan çekilen uzun dönem fotoğraflardan mı bahsedeceksiniz? Üzgünüm, bunlar gözlenebilir kanıtlar değiller. Ya eskiye aitler ya da uydurma fotoğraflar olabilirler. Peki, iklim değişikliğinin kanıtlarını gösterin. Hani bakıyorum dışarıya, iklim değişmiyor.
Buzulların merkezinde hapsolmuş oksijen izotoplarından mı bahsedeceksiniz? Fosil polenlerden mi? Göl ve okyanus birikintilerinden elde edilen kanıtlardan mı? Üzgünüm, onlar milyonlarca yıl öncesine ait. Yani gözlenebilir değiller. Peki bir yıldızın oluşumunun gözlenebilir bir kanıtını sunun. Sonuçta yıldızların süpernova sonucunda oluşan bulutsulardan arta kalanlar olduğunu iddia ediyorsunuz. Hadi, nerede kanıtınız? Teleskoptan bakacağım da milyonlarca yıl öncesinin ışığını göreceğim, öyle mi? Büyük patlamaya da kanıtınız milyonlarca yıl öncesinden kalma radyasyondur kesin. Reziller, bilim dedikleri şeye bak. Ne yaptığımı görüyor musunuz? Bilimin gözlenebilir ve test edilebilir olması ile ilgili temel ilkesini kullanıyorum, evet. Ama gözlenebilirliği şu anda anlık olarak gözleyebileceğim şeylerle kısıtlıyorum. Test edilebilirliği de sadece şu anda olup biteni test etmekle sınırlandırıyorum. Böylece tek bir hamleyle jeolojiyi, kozmolojiyi, kuantum fiziğini, iklim bilimi, paleobiyolojiyi, mineralojiyi ve daha nice bilimi silip atmış oldum. Neden? Çünkü bu bilim dallarında, örneğin kütle çekiminin etkilerini gözlemek istediğimde yaptığım gibi anlık olarak bir topu yere bırakıp da düştüğünü göremiyorum. Demek ki bunların hiçbiri kanıt değil. Bilimlerin yarısı çöpe gitti. Böyle bir şey elbette ki söz konusu değil. Evrim, popülasyon içi gen ve özellik dağılımlarının nesiller içerisindeki değişimi olarak tanımlanmaktadır. Yani tanımı bir türün diğerine dönüşmesi değildir. Ancak popülasyon içi gen ve özellik dağılımlarının nesiller içerisindeki değişimi uzun vadede türlerin yeni türlere evrimleşmesiyle de sonuçlanır. Evet, ancak bu tip bir makro evrim tanımı gereği uzun zaman dilimlerinde olan bir süreçtir. Tıpkı yıldız ve galaksilerin oluşumu gibi, diğer kozmolojik olayların uzun zaman dilimlerinde gerçekleşmesi gibi. Tıpkı iklim değişikliğinin, kıtaların hareketinin, astronomik cisimlerin hareketinin aşırı uzun zaman dilimlerine yayıldığında net bir şekilde gözlenebilmesi gibi. Ancak örneğin birkaç gün boyunca dünyanın güneşe ve diğer yıldızlara göre olan konumunu bir teleskopla takip edecek olursanız, yörüngesinin ufak bir kısmını gözleyebilirsiniz. Bu demek değil ki yörüngenin tamamını bilemeyiz. Sadece çok uzun zaman dilimlerinde gözlemeniz gerekmektedir. Dolayısıyla size evrime gözlenebilir tek bir kanıt sunabilir misin diye sorulduğunda fosil kayıtlarından, genlerden, laboratuvar deneylerinden, doğadaki gözlemlerden örnekler vermenizde hiçbir sakınca yok. Yani verdiğiniz cevap doğru. Karşı taraf sözcüklerin anlamlarını değiştirip gerçeklerin içini boşaltarak sahtekarlık yapıyor. Ya da bir laboratuvar deneyinde ya da doğa gözleminde bir türün diğerine dönüşmüyor olması evrimin olmadığı anlamına gelmiyor. Kıtaları uyduyla gözlerken de 2-3 santimetrelik hareketler görüyoruz. Hiçbir zaman kıtaların bundan 200 milyon yıl önce Pangea denen tek bir kıta olduğunu uydu verilerine bakarak göremeyeceğiz. Benzer şekilde bundan 10 milyon yıl sonra kıtaların hangi konumda olacağını da 10 milyon yıllık bir gözlem haricinde doğrudan bilmenin bir yolu yok. Ya da bundan 20 milyon yıl öncesinin ikliminin neye benzediğini ya da Samanyolu galaksisi oluşurken tam olarak olan her şeyi. Zaten bilim işte bu noktada devreye giriyor. Zeki ve çalışkan insanlar tarafından sürdürülen analizler sayesinde bugünkü ufak değişimlere bakarak doğadan ve laboratuvarlarımızdan elde ettiğimiz verileri inceleyerek geçmişe ve geleceğe dair çok isabetli tespitlerde bulunabiliyoruz. Daha önceden ele aldığımız uniformitarianizm ilkesi çerçevesinde günümüzde gözlediğimiz doğa yasalarının milyonlarca yıl önce de bu şekilde olduğunu, milyonlarca yıl sonra da bu şekilde olacağını öngörüyoruz. Şu anda topu bıraktığımızda yere düşüyor. 200 milyon yıl öncesinde gidip topu bırakacak olsanız yine yere düşecekti. Çünkü bu tip yasalar evrenin dokusundan kaynaklanan doğa yasalarıdır. Evrenin dokusu ve yapısı değişmedikçe bu yasalar da değişmeyecektir. Evrim de bu yasalardan sadece bir tanesi. Evrimi laboratuvarda şu anda gözleyebiliyoruz. Bakteriler yepyeni özellikler kazanıyor. 2012 senesinde Minnesota Üniversitesi'ndeki bir laboratuvarda tek hücreli Maya mantarları yapay seçilim yoluyla olan evrim sayesinde çok hücreli yapılara evrimleşti. Hem de sadece 60 günde. Bu tip yepyeni özellikler uzun vadede bir araya gelerek yepyeni canlı türlerini yaratmak zorundadır. Çünkü canlı türleri ve çeşitleri birbirinden genetik, ekolojik ve eşeysel gibi çeşitli biçimlerde ayrılan canlılar olarak tanımlanırlar.
Yeterince özellik bir bakteri türü üzerinde ufak ufak ama kademeli bir biçimde biriktiğinde yeni bir canlı türü türleşmiş olacaktır. Çünkü o yeni özelliklerle donanmış olan canlı, deneyin başlangıcındaki atasından genetik, ekolojik ve eşeysel olarak farklı yapıda olacaktır. Bu yüzden laboratuvar deneylerinde gözlediğimiz değişiklikler evrimin doğrudan gözlenebilir kanıtlarıdır. Benzer şekilde doğaya bakıp hem günümüzde süregelen evrimsel değişimleri görebiliyoruz hem de geçmişte olanları. Örneğin diken sırtlı balıklar gölün farklı bölgelerinde farklı balık türlerine evrimleşiyorlar. Galapagos adalarındaki ispinozlar bundan milyonlarca yıl önce farklı kuş türlerine evrimleştiler. Fosil kayıtlarına bakıp balinaların karasal memelilerden nasıl evrimleştiğini tespit edebiliyoruz. Aynı zamanda balinaların iskeletlerine bakarak bu evrimin izlerini halen vücutlarında bir damga gibi taşıdıklarını görüyoruz. İnsanların genlerine bakıyoruz ve 48 kromozomlu atalarından kalma izleri sentromerlerinde görebiliyoruz. Canlıların davranışlarına, fizyolojilerine, anatomilerine, genlerine, fosil kayıtlarına bakıyoruz ve bu farklı kanıt tipleri aynı tarihi, aynı evrimi bambaşka açılardan doğruluyor. Eğer ki bu kadar farklı açıdan her seferinde aynı sonuca ulaşamıyor olsaydık, belki de tekil benzerlikler yüzeysel kalacaktı. Ancak daha önceden de işlediğimiz üzere bu benzerlikler yüzeysel değil, tutarlı ve birbirini bütünleyen bir biçimde. Hatta tüm bunları geçtim, canlıların vücutlarına bakıp da görebileceğiniz her bir özellik evrimin doğrudan gözlenebilir birer kanıtıdır. Zira örneğin bundan 375 milyon yıl önceki atalarımızda görülen 5, 6 ve 7 parmaklılık arasından 5 parmaklılık seçilmemiş olsaydı bugün bir elinizde 5 parmağınız olmayacaktı. Tıpkı diğer tüm karasal omurgalı kuzenlerimizde olduğu gibi. Ancak 5 parmaklılığı amfibilerde, balıklarda veya bitkiler gibi diğer alemlerde görmüyoruz. Çünkü onlarla olan ortak atamız 5 parmaklılığın ortaya çıkmasından öncesine dayanıyor. Sonrasına değil. Unutmayın, bilim sadece şu anda, anlık olarak, sürecin bütününü bir anda gözleyebildiğiniz şeylerle ilgili değildir. Bilim gerçekte var olanı sistemli bir şekilde gözleyerek, deneye tabi tutarak, inceleyerek ortaya çıkarma sanatıdır. Bunun metodolojisi yüzlerce yıllık bilim tarihinde milyonlarca bilim insanının zorlu emekleri sayesinde geliştirilmiştir. Sahip olduğumuz her şeyi, sadece telefonlarımızı, internetimizi, arabalarımızı değil, evrimsel tarihimize dair tüm bildiklerimizi bilime ve metodolojisine borçluyuz. Aksini iddia eden muz adamlara lütfen kanmayın. Eğer ki bu videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı ve Patreon'a giderek bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.